Yine bir kadın düşmanı olarak suçlandık. AK Parti'nin kadın düşmanı olduğuyla ilgili çok ağır ithamlarda bulunuldu. Eğer AK Parti kadın düşmanıysa bugün benim burada oturmam mümkün değildi. Bugün burada oturuyorsam bu bizim kadınlara olan, bizim iktidarımızın kadınlara olan vermiş olduğu güven, vermiş olduğu haklar ve vermiş olduğu değer sayesindedir. Kadın düşmanlığından bahsedeceksek eğer, maalesef Aybüke öğretmeni gencecik yaşında öldüren teröristlerden bahsetmek gerekir. Dağa kaçırılan gencecik kızlarımızdan bahsetmek gerekir. Asıl kadın düşmanlığı budur. Dağda teröristlere birer ödül olarak sunulan genç kızlardan bahsetmek gerekir. Evet, kadın cinayetlerini sonuna kadar kınıyoruz. Hiçbir kadının bu ülkede hiçbir sebeple ve hiçbir gerekçeyle öldürülmesine müsaade etmiyoruz. Bunun için her türlü kanun... Şahin Usta lütfen tamamlayın. Her türlü tedbiri korkmadan aldığımız yine bizim iktidarımızdır. Ne gerekiyorsa yapmaya aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Kadınlarımızın daha da güçlenmesi için, daha da özgüvenle aynı şekilde hiçbir ayrımcılığa uğramaksızın eşit şekilde yaşamlarını sürdürmeleri için verdiğimiz mücadelemizin, bugüne kadar verdiğimiz mücadelemizin aynı kararlılıkla devam ettiğini vurgulamak istiyorum. Başkan, biz AKP'ye boşuna kadın düşmanı demiyoruz. Şimdi biz kadın düşmanı diyoruz, oradan terörü hikayesi anlatıyor. Bakın ben Alsay için rakam verdim ve basına yansıyan somut rakam. 221 kadın erkekler tarafından katledilmiş. 2023 yılında 315 kadın erkekler tarafından katledilmiş. Ben iktidarsam tamam, sorun değil, ben çıkayım çözeyim. Ama hem iktidarda oturacaksınız, hem bir yılda kadın kırımına, cins kırımına varacak şekilde erkek şiddetine göz yumacaksınız. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkacaksınız, soyadımızı değiştirmeye karışacaksınız. Yetmiyor, 6284 sayılı yasayı uygulamayacaksınız. Kadınlara sığınma evi açmayacaksınız. Kadınları ilk işsiz bırakan iktidar olacaksınız. Eteğine, eteğinin boyuna, bilmem neyine karışacaksınız. Gece kaçta saat, kaçıncı saatte? Sayın Kılıçkoçyiğit lütfen tamamlayın. Yapan iktidar dönecek diyecek ki biz vallahi biz öyle değiliz, bir kadın düşman değiliz, kadınları koruyoruz. Arkadaşım korumuyorsun işte. 315 kadın 2023 yılında ölmüş, katledilmiş. 221 kadın katledilmiş. Sizin de hemcinsiniz Sayın Usta. Ne yaptınız? Bu meclis ne yaptı? Onlarca önerge verdik. Bugün de genel görüşme önergesi indiriyoruz. Bu meclis ne yaptı kadın şiddetini engellemek için? AKP kadın bakanlığına kadın adını çıkarıp aile yapan bakandır ya. Şimdi dönmüş ailenin bilmem neyini sarsıyor diye bizim kendi soyadımızı taşımamızı engelliyorlar. Ama çok kadın sever bir iktidarmış maşallah. Nerede gördük sizin kadınlara bir faydanızı ya? Kadın düşmanı ithamında bulunuldu, cevap verdim. Dağa kaçırılan kızlardan ve teröristlere peşkeş çekilen kızlardan bahsettim. Birileri kendi üstüne alındı, cevap verdi. Hiçbir şey yorum yapmıyorum ve söylemiyorum. Şunu söyledim. Bu ülkede hiçbir kadının şiddet görmesine, katledilmesine rızamız yok. Bununla ilgili çalışmaları bu mecliste hep beraber yapıyoruz. Ama popülist söylemlerle kadın düşmanı diye itham edilmeyi hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. AK Parti grubunu kesinlikle hiç kimse kadın düşmanı diye itham edemez. Bunun en canlı örneği olarak da kendimi gösterdim. Eğer kadın düşmanı olsaydık bugün burada olmazdım dedim. Kılıçkoçyiğit buyurun. Şimdi hiçbir şey üzerimize alındığımız yok. Açık ve net bir şekilde verilerle konuşuyoruz. Çok somut bir zeminden konuşuyoruz. Ama bütün bunlara cevap veremeyince her seferinde aynı manipülasyonlar, aynı ithamlar. Şimdi bir şey, Sayın Usta kendi milletvekilliğini bir lütuf olarak görüyor olabilir. Vallahi çok açık ve net söyleyelim. Benim partimde bulunan bütün milletvekili arkadaşlarım kadın özgürlük mücadelesinin kazanımları sonucunda burada oturuyoruz ve bunun farkındayız. Bu ülkede de kadınlar hakkında Sayın Başkan bir dinlerse, bu ülkede de kadınlarla yine nasıl gelişme oluyorsa her birisi bu ülkedeki kadınların mücadelesi sonucunda olmuştur ve kadınların kazanımıdır. AKP grubu her gün, neredeyse her gün 3 kadının, 2 kadının öldürüldüğü bu Türkiye gerçeğinde nafakayı konuştukları kadar, kadınların aldığı nafakaya söz söyledikleri kadar kadın cinayetlerini, kadın katliamını konuşmuyorlar. Bu ülkede her gün Sayın Kılıçkoçyiğit lütfen tamamlayın. Her
gün yargı o kravatlı erkeklere, o katillere haksız tahrik indirimi veriyor. Bir tane düzenleme var mı? Yok. Koruma altındaki kadınlar katlediliyor. Koruma talep ediyor kadınlar. Koruma verilmiyor. Karakola gidiyorlar, polis memuru dönüyor. Ya kocandır, döver de sever de hele sen git diye kadını eve gönderiyorlar. Bu ülkede çocuğa şiddet almış başını gidiyor. Üç katı son üç yılda kaç kat çocuk istismarı vakası artmış biliyor musunuz? Ama biz şunu da söyleyelim. O tecavüzcülerin o çocuklarla evlendirilmesini dillendiren grubun grup başkan vekilidir Sayın Usta. Bugün soyadımızı kullanamayız diye yasa tasarısı getiren grubun grup başkan vekilidir Sayın Usta. Bütün bunlara söyleyecek sözü yok. Dönüp dönüp suçlama, dönüp dönüp dezenformasyon, dönüp dönüp karalama. Biz kadınların bu boş sözlere karnı tok. Öldürülüyoruz. Kat. Sayın Şahin Usta buyurun. Başkanım, dönüp dönüp suçlama, dönüp dönüp tehdit vesaire deniliyor da şöyle şunu söylemek istiyorum. Birkaç hafta önce veya iki hafta önce KEFE komisyonuna İçişleri Bakanımız geldi. Kendileri de muhtemelen oradaydı ayrıntılı olarak. Madde madde tek tek bunların hepsini saydı ve dinlediler. Şimdi burada vakit el vermiyor. Konumuz gündemimiz var. Oturur sayarız hepsini. Ben şu zihniyetten rahatsızım. Yani AKP toplu bir vaziyette kadın düşmanıdır. İşte kadınları ötekileştirir, kadınları öldürür. Ya böyle bir şeyi söylemek haddiniz değil. Söyleyemezsiniz. Bu ülkede benim inancıma da laf söyleyemezsiniz. Benim milletvekili olmamı lütuf diye de değerlendiremezsiniz. Böyle bir haddiniz yok. Yıllarca bu ülkede ayrımcılığa uğrayan kadınlara hiçbir ses çıkartmayanların bugün aile üzerinden kadınları vurmasına da müsaade etmiyoruz. Aile üzerinden kadınları ayrıştırmaya da karşı.